Okuyun, yatağımı yorganımı satarım, yeter ki okuyun diyen bir babanın üç evladından biri Filiz Akbıyık. Yaşam koçu, aile dizimi terapisti, direksiyon usta öğretici, motosiklet eğitmeni, medya Ereğli köşe yazarı, Batı Yaç, Batı Karadeniz, internet gazetecileri ve yazarları cemiyeti sekreteri Filiz Akbıyık. Etini kesen, kan akan, etten kemikten olan Filiz Akbıyık'ın tabii bir hayat hikayesi var. Kolay kolay ben de gelmedim bugünlere. Filiz Akbıyık'ın hayat hikayesi, hayat mücadelesi aslında anne rahminde başlıyor. Annem, babam Sakaryalı, babam Hopa kökenli. Sakarya'da doğup büyüyorlar. Erken yaşta tabii evleniyorlar, Ereğli'ye yerleşiyorlar. Ereğli'de ne anne tarafından ne baba tarafından akrabamız yok. Ablamla aramızda 2 yaş, 3 ay var. Annem bana hamile kaldığında ablam 1,5 yaşlarda. Babama diyor ki Mustafa, ben ikisine üst üste bakamam, bunu aldıralım. Yani büyük bir kayıp. Aldıralım. Babam nurlarda uyuyor, kesinlikle eminim bundan. Hani derler ya böyle bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu olsun aradan çıksın. Zihniyette bu vardır genelde. Ama babam diyor ki anneme, olsun hanım, kız çocuğu da olsa olsun, ben sana yardım ederim, bakarım. Annem tabii genç yaşta olduğu için cesaret edemiyor. Tabii ki de mahkeme kuruluyor. Babamın, evelallah'ın izniyle, babamın hakimliğiyle ben dünyaya geliyorum. İyi ki de geliyorum bence. Tabii ki de çilem burada bitmiyor. Hayata tutunmam burada başlıyor. Beşiğe geliyoruz. Beşik'te o yıllarda kundaklı 8 kilo 5 kilo 800 gram Filiz Akbıyık kundağında böyle kendi kendine nefes almaya çalışırken ablasının o dönemlerde oyuncağı olmadığı için herhalde ki beni oyuncak bebek zannediyor. Kundağımı açıyor, ağzıma ekmeği tıkıyor. Annem beni bulduğunda ellerim çırpınır vaziyette, ben morarmış vaziyette tabii ki de. Tekrar hayata tutunmaya çalışıyorum. Ve ben yaşam koçu olmayayım da ne olayım diyerekten o günlerden bugünlere doğru bir yolculuğum başlıyor. Sonrasında 5'li yaşlarda kendi kendine oyun oynayan, kendiyle mutlu olan Filiz Akbıyık, mahalledeki arkadaşları okula yazıldığında diyor ki anne ve babaya, ben de okula gideceğim. 5 yaşında normalde ana sınıfı çocuğu olmam lazımken okula gideceğim diye, tabii inat da bir tipim. Kendi kendine masallar uyduran, kendi kendine oynayan, kendiyle mutlu bir çocuğum. Babam kesinlikle hayatım boyunca beni üzmeyen tek insan. Diyor ki hanım, ki yatağımı yorganımı satarım, yeter ki okuyun diyen bir baba. Diyor ki, boylu poslu, konuşkan, bu yapar hanım diyor, bunu yazdıralım okula diyor, ben istiyorum diye. Tabii benim kendi göbeğimi kesip çileli hayat yolculuğu bu noktada başlıyor. Bazen tabii yanlış kararlar verebiliyor insan. Okula yazıldığımda o dönemlerde sistem her ne haltsa, öğretmenimizin tabii ki de bunda kabahati yoktur. O dönemlerde çalışkanlar, zekiler yani, iyiler, orta dereceler, tembeller şeklinde böyle bir sıralama vardı. Ben maalesef kendimden 1 yaş, 2 yaş büyüklerle okula gittiğim için orta dereceden hiç iyiye gidemedim. Tembel de olamadım, iyi de olamadım.
Tabii orada bütün hevesim olduğu gibi, çünkü artık böyle bir sıradanlaştırıldık, böyle biliyorsun yani ben orta halliyim, heves gitti yerlerde, gayret yok, hiçbir şey yapasım gelmiyor içimden, derslere konsantre olamıyorum çünkü biliyorum orta dereceli bir öğrenciyim. Sonrasında babam tabii ki uzun yıllar sonrasında diyor ki adam olacak çocuğu körelttik hanım diyor. Ben tabii ki 11'li yaşlara geldiğimde, nurlarda uyusun her zaman söylüyorum, onu anmadan yapamıyorum. Çünkü hayatımın merkeziydi o benim. Dünyamın ayıydı, uydusuydu. 11'li yaşlarda bayramda Sakarya'da babam ablamla beni çağırırdı. Derdi ki hadi bayram harçlıklarınızı verin, benzin alacağım, size araba kullanmayı öğreteceğim. Hayda, dayıdan amcadan zaten kıt kanat toplamış harçlıkları. Babam bir de onunla gidecek, benzin alacak, bize araba kullanmayı öğretecek. Bizim talebimiz değil yani, bu olacak iş değil. Nasıl vereceksin o parayı? Sen git kahvede otur bir adam, abilerinle, kardeşlerinle, sülalenle bir şeyler yap yani. Hani bizden ne istiyorsun gibi. Para var ya işin ucunda. Yıllar sonra anladım ki, tabii babam benzin parası olarak bizim harçlıklarımıza dokunmadı. Yıllar sonra anladım ki her şeyin bir bedeli var. Ve babam bedelsiz hiçbir şeyin olmadığını bize aşılama adı altında, hadi harçlıklarınızı verin de benzin alayım demiş. Bunu çok sonralarda anlıyorum. Tabii araba kullanmayı çok seviyorum. Lise çağına geldiğimde babam diyor ki Filiz, öğretmenliği kazan kızım. 4 yıllık bir fakülte bitir. Seni arabayla yollayacağım üniversiteye. Ben yürüyerek gidip geleceğim. Söz veriyorum seni arabayla yollayacağım. Ablam hemşire, erkek kardeşim 2 üniversite bitirmiş. Ben tabii 5 yaşında sen misin öyle? Ben okula gideceğim, gideceğim diyen model. Öyle görürsün işte. Hep yüksek okul 2 yıllıkları kazanabiliyorum. Onlar da yerlerdeki bölümler yani. Hani elim ekmek tutmayacak onlarla. Babama diyorum ki, araba sevdalılığı var ya bir taraftan da. Babama diyorum ki baba, 2 yıllıklara beynim yetiyor. Yani teori bunu kaldırıyor. Başka yok bende yani. 4 yıllık yetmeyecek deneme sınavlarında. Ki annem ilkokuldayken derdi ki bana, ya Filiz sen hiç ders çalışmıyorsun evde. Ama yine de derslerin zayıf değil, orta kararda alıyorsun. Bunları nasıl yapıyorsun dediğinde, ben de anneme, anne ben öğretmenin okulda anlattığını anlıyorum. O bana yetiyor diyormuşum. Demek hiç 4 alasım yoktu, 5 alasım yoktu gibi. Zaten 4 aldığımdan Allah bayram. O sınav kağıdında görüyorum, yazılı derdik. Yazılı kağıtta görüyorum 4. O nasıl bir rakam? Yani 3'ten 2'den yukarıya çıkamıyorum. En dip notlar. Babama söylüyorum, diyorum ki baba yüksek okula gideyim, arabayla yolla beni. Ben sevdalı, o geleceğim, erkekler var, onlar hava atacağım. Oraya rüzgar günü gibi böyle oradan oraya savrulacağım falan. Yok diyor. 4 yıllığı kazanırsan, çünkü üzülüyor. Yani eli ekmek tutsun, elin oğluna ezilmesin, kendi ayakları üzerinde dursun, başı öne eğilmesin. Onun derdi o. Tabii beni bin bir çeşit sınavlara sokuyor. Polislik sınavlarına gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya torpil yok, o yok, bu yok. Evlilik yapıyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun ki iyi ki evlenmişim. 2 tane canımı ciğerimi verebileceğim evladım oldu. Tabii ki de kaderim doğrultusunda da boşandım. Hala kendisini saygıyla anıyorum. İlk eşimi, çocuklarımın babasını. Sonrasında gazımı alamadım. Bu hızla gideyim dedim. Bir evlilik daha yaptım. İşte ders sen öğrenene kadar devam ediyor. Senin ne işin var hazır boşanmışsın. Neyse ikinci evliliğimi de yapıyorum. İkinci evlilik de olmuyor, bitiyor. Diyorum ki ya bu adamların biri kötü, ikisi kötü. Bunlar hep kötü. Sen mi iyisin be kızım? Baktım onlar benim kadar iyi değiller. Kötü değiller ama benim kadar iyi değiller. Direksiyon usta öğreticilik belgesi alıyorum 2005'te. Belgeyi aldığımda tabii ki de bu adamlara resti çekmişim. Lan benim babam, benim paşam,
beni böyle yüceltmiş, dallarımı yeşertmiş, gözümün içine bakmış, evin oğluna yedirir miyim ben kendimi? Hayırdır modunda. Ve ben tohum toprağa derine gömüldükçe yeşeren filiz oldum. Sonrasında dedim ki ana tarafında da baba tarafında da mal varlığı var. Otursam ekmek bir şekilde gelir. Ama benim bedelimi kimse ödemek zorunda değil. Dedim ki senin çalışman lazım. Kimseye eyvallah etmeyeceksin, çalışacaksın. Hani ananın kaderi, kızın kaderi anneye çeker denilir ya. Yok, benim annem hala bileğinin kenarını babamdan başka hiç kimse görmedi. 43'lü yaşlardayken babamı kaybetti. Maalesef ki ben onun kaderini alamadım. Yani öyle kendisine sadık olacağım bir adam olamadı. Onun için dedim ki elin ekmek tutacak, çalışacaksın. Azıcık da olsa o çorbayı kaynatacaksın. Direksiyon usta üreticiliğine başladığımda ben 3 iş yerinden kovuldum. Nasıl öyle böyle değil yani. Beni hiç kimse istemedi. İlk iş yerinde, yani Sakarya'da 2 kurumda çalıştım. Tabii oradan tekrar Ereğli'ye geldiğimde bir kurumda çalışmaya başladım. 5,5 yılın üzerine kalp anjiyo oldum. Sol kalp kapakçığım %65 reaksiyonunu yitirmiş. Bununla yüzleştim. Tabii raporluluk sürecim, iyileşme süreçlerim derken raporluluk bitti, kuruma geldim. Ama hoş bulmadım. Yönetim memuru dedi ki bana ders yazıldı mı? Geleceğimi biliyorsunuz. Yok Filiz Hanım diyor, hocam diyor sana yazılmadı ders. Allah Allah, bir gariplik var, hissediyorum bir şeyler var. Dedim. Ya kişi kendi gibi bilir ya karşısındakine. Ya dedim ben de raporluyum. Sol kalp kapakçı %65 reaksiyonunu yitirmiş. Ya diyecekler ki bir iki gün Filiz Hanım çalışmasın evde. İş yerinde böyle istirahat modunda geçirsin bugünleri diye böyle bekliyorum. Bekle. Bekle. İşletmeci geldi. Filiz Hanım görüşebilir miyiz dedi. Tabii dedim. Karşısında oturuyorum böyle bekliyorum kurbanlık koyun gibi. İçimdeki canavarı bilmiyor tabii ya. Ondan sonra dedi ki bana Filiz Hanım ilişkimizi bitirmeniz gerekiyor. Buyur buradan yak. O dönemlerde mahkemeler onlar bunlar ben erkek Fatma gibi mahkemelerde hakim karşısında zaten sürekli ifade veren bir tip. İlişkimizi bitirmemiz gerekiyor dedi. Dedim ki her şey nasip kısmet meselesidir. Buraya kadarmış dedim. Dedi ki sen her şeyin nasip kısmet meselesi olduğunu söylersin ama ben de sana hep derim ki kişi kendi nasibini kendi yaratır. Şöyle bir düşündüm, evet kişi kendi nasibini nasıl yaratır bir sürücü kursunda? Mazot çalarak, arabasını hor kullanarak, işe geç giderek, verdiği öğrencileri düzgün çalıştırmayarak nasip böyle yaratılıyor herhalde. Ben bilememişim. Hatta o dönemlerde Milli Eğitim Şube Müdürü derdi ki Filiz Hanım'ın listesinde 2 tane kalan olduğunu göreyim, onu afişe edeceğim derdi. Yani siz anlayın yani benim ne kadar nasibe bıraktığımı, çalışma disiplinimi. Sonrasında peki dedim, çıktım kurstan. Ben böyle tabii sudan çıkmış balık gibi, buyur buradan yak. Ertesi gün oldu. İşletmecinin bana maddi anlamda borcu yok. Sadece tazminatlarım vesairelerim. Ben tabii ki de yasal işleyiş düzgün olsun diye, hakkımı, hukukumu bilmeyebilirim diye avukatım vesilesiyle çıkışımı istedim. Sağ olsun kendisi beni aradı. Filiz Hanım dedi çıkışını vermeyeyim. Sarhoştun aydın. Sen bu işten neden caydın? Demedim. Bak işine de demedim. Verin çıkışımı dedim. Vermeyeyim dedi. Verin dedim. Vermeyin, verin, vermeyin. Tam 6-7 kez bana çıkışınızı vermeyin dedi. Verin dedim. Çıkışımı verdi. O gün Allah hemen başka bir kurumdan bir işletmeci. Filiz Hanım dedi bizimle çalışmaya başlar mısınız? Dedim ki hocam senin ve senin gibi birkaç kurumla ilgili maaş ödemesi yapmıyor diyorlar.
Bak senin verdiğin para çok büyük para değil ama çorba karıştırmak için yeterli bir para. Benim için bu çok önemli. Yok hocam dedi, olur mu öyle şey dedi, veririm dedi. Bak dedim, üç kere tembihliyorum. Sünneti de yerine getiriyorum. Yok hocam dedi, yüz yüze geldik yine aynı şekilde, yine yok hocam vereceğim vereceğim. Aa, dakika bir, gol bir. Parçık pinçik paralar veriliyor, bilmem neler oluyor derken ben tabii atar yapıyorum. 3 gün işe gitmiyorum. Paramı vermeyince 5 gün gitmiyorum. Azarlıyorum, kızıyorum falan derken beni çağırdı. 6 ayda olmalı. Dedi ki, ya hocam dedi, 100 lira bulunmuyor dedi. Sen dedi hiç idare etmiyorsun bizi dedi. Daralmaya gitmemiz lazım. Seni çıkartacağız işten. Çıkartın beni işten. Sonra yine başka bir kurum, o da aynı şekilde falan filan derken ben dedim ki, zaten sosyoloji okumayı çok istiyordum ama 4 yıl uzun bir zaman zarfı. Ben zaten sürücü kurslarında, hayatın içerisinde, evliliklerde bütün stajımı fazla fazla tamamladım. Teorik anlamdaki bilgiler bana artık vız bile gelmiyor, tırıs gidiyor moddayım ben. O 10 yıl direksiyon hocalığı, toplamda 10 yıl direksiyon hocalığı yaptığım dönemde 10 bine yakın öğrenci 12 saat, ki önceki dönemlerde 16 ders saatinde dirsek temasında hepsinin hayat hikayesini dinledim. 10 bine yakın. Kocasını aldatan, karısını aldatan, yetimhanede olan, intihar girişiminde olan, bir de kurum müdürü demez mi Filiz Hanım, senin atmosferin yerinde, şu problemli öğrenciyi sana yolluyorum, bunun enerjisini sen düzeltirsin, buna ehliyeti sen verirsin, bir de öyle de bir sorumluluk alıyorsun. Bu insanların sorunlarını dinlemeye başlayınca dedim ki, bizim eğitim sürecinin olabilme ihtimali bu insanların zihinleri düzelmeden olmaz. Normal eğitimde de öyle, ilkokullarda da öyle. Yani ana sınıfından al, her yere tut. Sonrasında aile danışmanı olmayı çok istiyordum. Ama dediğim gibi sosyoloji okumak 4 yıl hem hayat mücadelesi veriyorum, 2 tane çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Kurtlar sofrası, sağdan soldan insanların saldırıları, ben de insanım, kapakçıkta %65 boşuna erimedi gibi yani. Sonrasında pandemi sürecinin bana artısı, yaşam koçu, aile dizimi terapisti olayım. En azından ben bu insanları canlı canlı dinleyeyim. Gönüllerine, zihinlerine, beyinlerine dokunayım. Yaşam koçu olduğumda aile dizimi terapisti, yakın çevrem aynen böyle. Filiz, sakın evlilik yaptığını, boşandığını kimseye söyleme. Kelin ilacı olsaydı sürerdi kendi başına derler. John Locke'un bir sözü vardır. Hiçbir bilgi insanın tecrübesinin önüne geçemez. Ne bilirsen bil, yaşamadıktan sonra hiçbir şeyi aktaramazsın insanlara. Hiçbir şekilde. Ve Shakespeare'in de bir sözü vardır. Seni anlıyorum diyen insanlara, insan hayatta yaşamadığı hiçbir şeyi anlayamaz. O hikaye. Yaşam koçu psikologlara neden gidilmeli? Dosta neden dert anlatılmaz? Dostuna dertini anlatmaya başladığında de ki ona, kaynanamdan çekiyorum, kayınpederimden çekiyorum, karının dırdırından çekiyorum, işletmeciden, iş arkadaşımdan, ondan bundan, der ki ya aynı dert bende de var. Aynı anlattığın benim hanım, aynı anlattığın bizim işletmeci gibi gibi, ve senin anlattığın havada kalır. Sen dert anlatırsın, o da sana anlatır. Çözüm yolları sunamaz sana. Senden daha çok dertli çünkü adam veya kadın veya kardeşin, her kimse. Ya da hemen şuna başlar. Ya şöyle yap, böyle yaparsan olur, böyle et. Hep dikte kendi düşüncelerini ifade ediyor. Yaşamadığı, sadece gözlemlediği şeylerle ilgili yorumlar yapıyor. Tabii ki de böyle olunca sen ne yapıyorsun? Murat'ın yemek saati arası varsa 5 dakika seni dinliyor. Öbürü işe yetişecek, kart basacaksa o arada seni dinliyor. Çocuğunun toplantısına gidecekse o arada dinleyebiliyorsa dinliyor. Kocası müsaade ederse gelip seni dinleyebiliyor gibi gibi. Her şey havada kalıyor. Yaşam koçu psikologlar neler yapıyor? İnsanların, herkesin anlattığı bir hayat hikayesi vardır. Muhatabın sana bir şey anlattığında asıl hikayeyi anlatmaz. Onun altında başka sular gezer. İşte yaşam koçu, psikologlar gibi
Buzdağının denilen bir tabir vardır. Buzdağının görüneni, yani anlatılanı ama alt tarafta anlatılmayanı. Güçlü sorularla o sorunun neye dayandığını açığa çıkartıp onunla ilgili çözüm yolları sunar. Böyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan böyle olur, tercih senin gibi. Ve ben danışanlarımı hiçbir zaman kendime bağımlı hale getirmeyi sevmiyorum. Kimi danışanlar bir iki seansta yollarını güzel bir şekilde çiziyorlar, sorunları neyse. Kimi danışanlar 8 seans, 10 seans gibi, konusuna göre değişiyor. Evet, eminim ki keyiflisinizdir yani. Hani. Aile dizimi terapistliğinde de böyle dizimler yapılır. Bütün aileler toplanır. İşte nereden kaynaklanıyor? Dedenin yediği çürük elma torunun dişini gıcırdatır. Nereden geliyor bu sorunlar falan filan. Ben açıkçası teorik kısımlarına çok bakmıyorum işleyişlerde. Yani insanların anlattıklarında, anlattıkları ne? İçselleştirmişim çünkü bir dünya konuyu. Ve bağımı hale getirmeden elimden geldiğince adım hıdır, elimden gelen budur diyerekten insanların hayatlarına dokunmaya çalışıyorum ve benim 10 yıl önceki öğrencilerim de hala ararlar. Hocam Allah senden razı olsun. İyi ki karşımıza Rabbim seni çıkartmış. Gerçekten insan hayatında tabii ki de şu değil. Ben Allah evladı olanlara uzun ömür versin. Evladını kaybetmiş bir annenin ruh halini anlayamaz hiç kimse eğer yaşamadıysa. Gülseren Budayıcı oğlu biliyorsunuzdur ünlü. O da der ki, psikiyatri hekimi, der ki ilk hastalarım bana evlatlarıyla ilgili bir şeyler anlattıklarında anne değildim. Onlara ne anlatmam gerektiğini bilmiyordum. Anne olduktan sonra bakış açım onlara daha farklı olmaya başladı. Yani bu işin en uzmanı bile içselleştirmesi gerekiyorsa bazı şeyleri bir noktada yaşaması gerekiyor gibi oluyor. Tabii ki de böyle hep güya tanıdık simalar olunca bakışlar Mustafa Bey'e de özellikle dedim ki ben sen görünmeyen yerde otur. Babamın adı Mustafa. Hazreti Muhammed Mustafa, benim hayatımdaki üç büyük Mustafa, bana yol gösteren Atatürk Mustafa Kemal, babam Mustafa Akbi, bunlar benim dünyamın uydusu olan insanlar. Minnet ve saygıyla anıyorum. Tabii ki de devam edeceğim. Evet, biraz tabii ki de böyle yoruluyor gibi de oluyorum ben de. Mustafa Bey'e dedim ki sen görünmeyen yerde otur, benim bilesim gelebilir gibi karanlık yerde ama sürekli hani onunla öyle bir gülüyorum ister istemez. Kelebek ışığa neden konar? Kelebek yaratılışı gereği, Allah tarafından yaratılışı gereği akşamları doğal olan, dünyanın uydusu olan aydan rotasını belirler. Navigasyon gibi görür. Yiyecek avlamasında, yol çizmesinde. Tabii ki de sokak lambaları, binaların dışındaki aplik cinsi ışıklandırmalar daha yakında olduğu için ister istemez onun ekseni etrafında dönmeye başlıyor ve mor ışıkları daha çok algıladıkları için zararlı ışıkları onların etrafına gidiyorlar ve ölüyorlar maalesef ki. Normalde kelebek işte Allah'ın o muntazam yarattığı dünya ve uydu bütün doğallığıyla ondan aldığı ışıkla yol aldığında hiçbir sıkıntı yok. İşte bizler hepimizin hayatında ışık almamız gereken, ışığından faydalanıp yol belirlememiz gerekirken yakınımızda olan, kendini ışık zanneden insanların ekseni etrafında döndüğümüz için maalesef ölüyoruz. Kendi hür irademizle hareket edemediğimiz için ve doğalımızı yaşayamadığımız için. Aman kim ne der? Sakın ona anlatma. Herkes etten kemikten, herkesin ismi farklı ama zihinler hep aynı.
Ona öyle söyleme. Sakın açığa verme sırrımızı. Allah en güzel organ, sorsam birilerinize, kimi kalp der en değerli organ, kimi göz der, kimi böbrek der, bir şeyler herkes der. Ama Allah en muhafazalı beyin, kafatası, en sağlam olan organ, sağlam yerde olan organ. Hani dediniz ya, böyle kalbin yoruldu, beynim yerinden çıkacak gibi oluyor. Bu sorunumu çözemiyorum. Beynim yerinden çıkacak. İnsana en büyük düşman sigara vesaire, yabancı madde, o bu şu bir tarafa. İnsana en büyük düşman stres ve halledemediği sorunlardır. Psikolojin yerle birse, istediğin kadar kuaföre git, istediğin en güzel kıyafetleri giy. Kim ne der, el alem ne der? Sana değer vermeyen insanlar senin hakkında konuşuyorsa senin hayatında bir hükmü yoktur zaten. Birilerine gidip derdini anlattığın zaman seni doğruya getiriyor mu, götürüyor mu, götürmüyor mu, bunu bilemiyorsun. Dinimizde de, İslamiyet'te de, ki yaşam koçu olduğumda bana hep şey der dediler etrafındaki insanlar, az çok bilir kişiler. Ya İslami anlamda çok fazla bilgi verme, felsefik düşün gibi. Benim herkes inanç ve değer kalıplarına göre yaşar. Ama neye inandığını, neye değer verdiğini bilmeden de yaşar. Böyle de bir tezatlık var. Sorsam herkesin inandığı bir şeyler var, değerleri var. Ama neye inanıp neye değer verdiğini bile bilmiyor. Bilinçsiz. Yaşam koçu herkes olabilir. Bugün burada herkes gidip 120 saatlik dersi alıp belli bir para bastırıp o belgeyi alabilir. Ama binlerce de ehliyet alıp hala araba kullanmayan insanlar var, kullanamayan. Onu almaya hak kazanmış ama araba sürmeyi bilmiyor. Yaşam koçu da böyle. Psikologlar da, psikiyatrlar da böyle. Yahudi din bilim adamı Abraham Tversky ıstakoz örneğini verir. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Istakoz Allah'tan, yaratılışından yumuşak dokusu büyüyen, kabuğu tabii ki de eş oranda büyümeyen bir canlı. Kendisi büyümek istedikçe kabuk sıkıyor, darlanıyor, stres yapıyor kendisine ve kayalıkların arasına gidiyor, kimsenin görmediği bir yerde kabuğunu kayalıklara sağa sola vurarak kırıyor. Sonra tekrar o yumuşak doku büyümeye başlıyor. Tabii Allah'tan dolayı tekrardan kabuk bağlamaya başlıyor. Tekrar sıkıyor kabuk büyümediği için. Derken ıstakoz sürekli kabuğunu kayalıklarda sağa sola vurarak kırıyor ve büyüyor. Ve Abraham Tversky diyor ki, psikiyatrisi olmuş olsaydı ıstakozun, ilacı dayayacaktı ilk kabuğunu kırmadan ve uyuşacaktı. Kabuğunu kırmak gibi bir mücadelesi olmayacaktı. Psikiyatri hekimlerine genelde akıl hastaları gider ama bizim toplumumuzda insanlar derdini anlatmaz, dökmez, mide bulanıyor, kusayım da bir rahatlayayım. Bunun psikoloğu var, yaşam koçu var, terapisti var, meslek gruplarında sıralaması olan kademeler var. Bunlara gidip anlatayım demez, direkt psikiyatriye gider, ilacı dayar, öyle embesil gibi gezer, sorun cepte, geriden gelenler anlatacak hiçbir şeysi yok. Hazreti Ali nefsini tükürük yapıp tükürüyor ki rivayet olabilir, kızının hissi olmuş olabilir. Hazreti Ali nefsini tükürük yapıp tükürüyor. Diyor ki ben hata yapmayayım. Allah nazarında hatasız bir kul olayım. Sonra diyor ki ben tükürüğümü yalayım. Hata yapayım, geriden gelenlere ışık saçayım. Şimdi insan hata yapmadıktan sonra geriden gelenlere yol gösterici olamaz. Bu hayata biz sadece el ense yemeye, içmeye, yatmaya gelmedik. Muhakkak ki her şeyden sorumluyuz. Kesintisiz sorumluyuz. Ve inançsız insanlar evren olarak değerlendirebilirler. İnançlı insanlar Allah diyebilirler. Bugün duaya enerji, Allah'a evren diyen, artık Müslümanım diye geçinen insanlar da var. Demin dediğim gibi neye inandığını, neye değer verdiğini bilmiyor.
Kesinlikle insanlar akıl hastası olmadıktan sonra psikiyatri hekimlerine gidip ilaçları kendilerine dayamasınlar. Sorunlarıyla yüzleşip sorunlarına ışık gösterebilecek uzman insanların yanlarına gitsinler. Benim anlatmak istediklerim, kendim tabii ışık olmak istiyorum. Filiz'in ışığıyla etrafa bir şeyler katmak istiyorum. Çünkü ben ana rahminden bugünlere böyle anlattıklarım var, anlatamadıklarım var zaman anlamında. Kolay gelmedim. Önümde de uzun bir yol var. Hedeflerim var, isteklerim var. Bütün insanlığa elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Bu benim için bir başlangıç. Burada 1000 kişi de olsa, 20 kişi de olsa, şurada oturan herkes benim için çok değerli. Benim için geldiğiniz için çok değerlisiniz. Yarın bir gün belki daha geniş kitlelere hitap edeceğim. Bunun için de mücadele edeceğim. Ben de kendimi geliştirmeye devam edeceğim Allah'ın izni müsaadesiyle. Kesinlikle benim de hocalarım var. Aklını beğendiğim, yollar sunan. Ki boşanacağım zaman kendi kendime dedim ki Filiz, sen annene anlatsan annen seni anlamaz. Ay kızım, çoluk çocuk var, boşanma. Ablama anlatsam, ya ablası ne yapacaksın şimdi? Erkek kardeşim 5 yaş küçük, hiç evlilik yapmamış, ne anlayacak, ne diyecek? Başta baba yok. Kendi kendime ağlayacağım zamanlar teras camının önüne gidiyordum. Gözlerim dolu dolu oluyordu tek başıma. Sonra böyle yapıyordum kendi kendime. Filiz, bu hayatta bir suçlu varsa o da sen değilsin. Suç varsa ortada herkes suçlu. Suç yoksa sen de suçlu değilsin. Hadi kızım topla topla kendini derdim. Sonra dedim ki ben ablamı tırım tırım arıyorum. Psikiyatri hemşiresi ablam da o dönemde ama psikiyatriler kendi yakınlarını tedavi edemezler ya da hemşireler, o kollarda olanlar. Ablama dedim ki bana acil bir psikolog, aile danışmanı, psikiyatri neyse benim bir yabancı, objektif bakan bir insanla konuşmam lazım. Gittim aile danışmanına. Öğretmen kökenli kendisi. Sağ olsun işinde de başarılı. Evet, beni dinledi. Anlatması gerektiği kadarını anlattı. Ondan bir şey aldım. Dedim ki ama yetmedi bana. Dedim acil bir psikoloğa gitmem lazım benim. Psikoloğa gittim. Yeni mezun olmuş. 20'li yaşlarda bir hekim. Bana soru sordu. Kaleme kağıda. O anda kendinizi nasıl hissettiniz? Şurada ne yaptınız? Burada. Bu dedim değil. Bu da değil. Tamam. Mücadele ediyor. Onun da suçu yok çünkü genç. Görevinde yeni. Dedim ki yok, psikiyatri hekimine gideceğim. Psikiyatri hekimine gittim, o bana bir şeyler söyledi. Diyorum ki ben verdiğim kararda doğru muyum yanlış mıyım, bana bunu söyle. Beni benimle yüzleştir, ben de bilmeyebilirim. Neyin içinde olduğumu bilmiyorum, ne yaşadığımı bilmiyorum. Bana bunu anlat, de ki senin şu 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 eksiklerin var. Adapazarı'na bir psikoloğa gittim. O dönemlerde namaz kılıyorum. 20 yıl ezan bitmeden namaz benim önce bitiyor. Ezanla başlıyorum. Ezan öncesinde abdest, etek, tülbent hazırdayım. Allahu Ekber diyor hoca. O kadar şeyim, dinime mütedeyyin yaşamaya çalışıyorum ibadet kısmında. Her ne kadar görselde bir şey olmasa da. Dedim ki bir dönem namazımı kılamıyorum. Duaları okuyacağım, okuyamıyorum. Hangi rekattayım, selam verdim mi, vereceğim mi, nedir ne değildir. Çamaşır asacak halim yok. Elim kolum tutuyor, hiçbir şey yok ama burası, burası yorgun, burası çıkacak yerinden. Ama kafatası öyle sağlam ki çıkartmıyor. Bele vuruyor, boyun düzleşmesi oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bir psikoloğa gittim. Namaz benim için çok önemli, kılacak halim yok, takatim yok. Dedim ki hocam, ben 10 küsur yıl o dönemde namaz kıldım, kılıyorum ama bu dönemlerde elim kolum tutmuyor. Ama bana sakın ha deme ki kalbin temiz olsun, kılmasan da olur. Bana bunu deme, bu cevap beni tatmin etmez. Bana bir şey söyle. Bana öyle bir şey söyle ki ben bu sürecimde, bu halsiz sürecimi geçireyim. Bana bir şey söyle. Dedim ki kendi kendime, ya bu psikologlar, psikiyatriler hepsi felsefik düşünür. Benim dinimi nereden bilecek bu?
Öyle biliyoruz ya. Allah'ım içeriye girdim. Herkes kalbin ekmeğini yer ama sadece malda mülkte değil. Allah insanı iyi insanlarla gerçekten karşılaştırsın. Gittim dedim ki, baktım adam oturuyor. Parmağında belki bir objedir. Buna göre değerlendirilmemelidir ama benim inanç ve değer kalıplarıma göre bu adam o. Beni kurtaracak olan bu diyorum. Parmağında gümüş yüzük. Bu dedim, mütedeyyin benim hacı kesimden. Dedim ki, hocam böyle böyle benim namazlar sekteye uğradı. Camiye çıkıp ezan okuyamıyorum. Bana bir şey söyle. Dedi ki, Filiz Hanım, sizin gibi insanlara toplumun ihtiyacı var. Siyasi görüşünü beğendiğiniz bir partinin kadın kollarında ya da sosyal yardımlaşma derneklerinde yer almaya çalışın. Siz bir yolda ilerliyorsunuz. Namazlarınız sekteye uğrayabilir, kılamayabilirsiniz. Bir süreç yaşıyorsunuz. Bu süreç içerisinde en çok hangi vakit namazını seviyorsunuz dedi bana. Ben de ikindi oldum olası çok severim. Aslında yazın en orta şey yani tam gezmedesi. İkindi namazını seviyorum dedim. Dedi ki en azından onu kılın. Kendinizi zorlamayın. Siz bir yolda ilerliyorsunuz, inancınız var. Zikredin. Siz zikrettikçe Allah zaten yolundasınız. Size yardımcı olur. Arada bir dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ağızdan çıkan söz beyine, beyindeki gönüle hüküm verir. Ve gönlünüzdekilerden oluşur auranız dedi. Tamam. Cepte 10 numara. Çok güzel söyledi. Allah razı olsun. Böyle böyle dedim ki evet Filiz, senin de yaşadığın süreçlerde akıl hocalığı yapanlar oldu. Sana güzel yollar, senin inanç ve değer kalıplarına göre yol gösterenler oldu. Sen de artık bu kadar öğrenci, 10.000'e yakın insan, kolu komşu, arkadaş, sosyal, beşeri çevre. Dedim ki senin de bu kadar insan dertliyse bu yol artık ticarete dönmemeli. Kızım herkes ekletmiyor, sen de ekmek yedin. Bir kuru kuru dinliyorsun millete. Kârı ne? Adamlar işten kovuyor. Kolu komşu dedikodunu yapıyor. Bu kadın çalışıyor. Ben tabii süslenip gidiyorum ya. Diyorlar ki ya bunun evde iki tane çocuk var. Bakmıyor. Hep yargı. Kimse kimsenin yaşadığını bilmez. En dibindeki bile. Yatak arkadaşın bile bilmez. Dirsek temasında evladın bile bilmez. Hiç kimse. Ve sen hep verirsin. Vermeye de devam edersin. Neye, kime verdiğini bilmeden devam edersin. Ama insanlar bedelini ödemediği hiçbir şeyin değerini bilmezler. Kesinlikle bilmezler. O bir noktada insanlara hayırlarının olması lazım. Hayır diyemiyorum diyor. Diyemiyorum. Hayır diyemiyorum. Karpuz düşünün. Karpuzun ilk dilimini çıkartmak eğer ortadan bölmüyorsanız, dilim şeklinde çıkartıyorsanız çok zordur. Ya kesiyoruz abi artık tırnağımız içine giriyor. Kırılabiliyor gibi gibi. Hayırlarda karpuzun ilk dilimi gibidir. Çıkartırken zorlanırsın. Hayır diyemezsin. Karına, kocana, çocuğuna, akrabana, oya, büyük diyemem saygı. Ama sonrasında çorap söküğü gibi nasıl geliyor dilimler, hayırlar? Ve kararsız kaldığın her şeyde hayır şıkkını seçeceksin. Her şeyde. Çünkü seni o kararsızlığa iten bir şey vardır. Arkadaşın çağırıyor gezmeye. Belki siz hepiniz bunları biliyorsunuz da ben boş zaman anlatıyorum. Bana da alkışla yediyorum. Kararsız kaldığın her şeyde hayır şıkkını seçeceksin. Evindesin, evini süpürüyorsun. Komşun geldi kapıya. Diyor ki hadi gel pazara gidelim. Kararsız kaldı. Ya evi süpürmen lazım. Ya akşam kocaya yemek yetiştireceksin. Ya çocuk okuldan gelecek. Ya makinede çamaşır tam sıkmadan. Kararsız kaldı. Seni o kararsızlığa iten bir şey var işte. Arka planda. Gidip geldiğinde o senin üzerine yük alacak. Onun için o arada hayırını sunacaksın. Hayır ben gelemiyorum. Ve hisler insanı hiçbir zaman yanıltmaz.
kulaktan gelen şeytani, kalpten gelen rahmanidir. Felsefik düşünürler, inançsız olanlar bunu farklı da kurgulayabilirler yani. Hisler hiçbir şekilde insanları yanıltmaz. Kalpten geçenler halistir. İnsanlarla ilgili ne hissediyorsanız. Hazreti Ömer'e zatın teki geliyor, diyor ki, ey Ömer, seni çok seviyorum. Yalan söylüyorsun, diyor. Efendim, niye öyle söylediniz, diyor. Çünkü ben seni sevmiyorum, diyor. Bir insanın seni sevip sevmediğini, sen onu ne ölçüde seviyorsan o ölçüde anlayabilirsin. Benim sevmediğim insanın beni sevebilme ihtimali yok. Kuşkulandığın, kurgulandığın, hiç kimsenin seni sevebilme ihtimali yok. Ve hep söylerim, kol hep kendini sarar. Ben hiç dışa saran kol görmedim. Her insanın beyninin arkasında bir hesap vardır birine yaklaşırken. Ama maddi, ama manevi, ama ileriye dönük. Benciliz ya, Peygamber Efendimiz de çok güzel söylemiş bunu. İnsan kalpleri sevilmeye meyillidir. Kendini seven insanları sevmeye meyillidir. Böyle yaratılmıştır. Ben daha, benim bitmek bilmez anlatacaklarım. Allah razı olsun, geldiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah ben yolumda aydınlık saçarak ilerleyeceğim. Kelebekler her zaman için doğal olan navigasyonlarıyla beraber yol alıp güzel ışıklara konacaklar. İnşallah kötüye konmayacak kelebekler. Çünkü çok sevimliler. Çok güzel yaratılmışız. Yani bu hayata çile çekmeye gelmedik. Hepinizin Rabbim yolunu, bahtını kurban olduğum açık etsin. Dualarınızı rica ediyorum. Dualarınızı ederken biri araba alır, denilir ki Allah kaza bela vermesin. Abi niye olumsuzluktan yola çıkarak dua ediyorsun? Güle güle kullanmayı nasip etsin Rabbim desene. Ya da Allah cezanı vermesin senin. Ya abi Allah iyilik versin sana de. Niye Allah cezanı vermesin diyorsun? Niye dualarına olumsuzluk ekliyorsun? Einstein'ın bir sözü vardır. Konuştuklarınızın evreni dolaşıp size geri geldiğini bilseniz pek dikkatli konuşursunuz. Hazreti Muhammed de aynı şekilde diyor ki, insanların başına musibetler iki türlü şeyden gelir. Biri boş konuşmak, biri çok yemek yemek. Yemekleri yiyorsunuz, şişiyorsunuz, şeker, tansiyon olmuş. Ondan sonra Allah'ım, verilmiş sadakan varmış, bu hastalıktan geri döndüm. Allah sana ne yapsın? Boş konuşmak, yapmam. Ben yapmam abi. Ben hırsızlık yapmam. Pat, Allah diyor ki, gel. Seni ben böyle bir sınavın içerisine bir sokayım. Sen bana da beni bir an. Beni bir an diyor yani. Nereden biliyorsun iki gün sonra ne yaşayacağını? Sonra deniliyor ki, ya Sina yapmazdı böyle bir şey. Allah Allah, Sina onu yapmazdı. Sina'nın zamanında konuştuğunu Sina yaşıyor, Allah yaşatıyor. Murat hovardalık yapmaz. Yapıyor da. Yapmaz. Pat Murat'ı görüyorsun, hovar. Allah Allah, Murat böyle bir çocuk değildi ya. Böyle bir adam değildi. Nasıl oldu bu? Allah diyor ki, ben sana yaptırırım. İşte Hazreti Muhammed'in söylediği. Mam, mem yok. Büyük konuşmak yok. Ki bizler, halk, İslam ülkesi, bizler mevlütlerde, topluluklarda, doğa, işte diyorum ya, neye inanıp neye değer verdiğini bilmiyor kimse. Bizler mevlütlerde bile doğa okurken diyoruz ki, Allah'ım bize kelime-i şehadet getirerek çene kapamayı nasip et diyoruz bak. Garantimiz yok. Allah'a sığınıyoruz ama abi işte işte ben öyleyim, ben böyleyim, ben şöyleyim. Yapmayın arkadaşlarım der. Kendinize imtihan kapısı açmayın. Hem Einstein'ı hem Hazreti Muhammed'i, hem ilimi hem bilimi dinleyin. Yani kimi ilimciler, kimi bilimciler, insanları kutuplaştıran bir sistem. Hem siyasi anlamda, hem dünya görüşü anlamında, inanışlar anlamında insanlar kutupsallaşmışlar. İlimciler var tamamen böyle biat eden,
düşünmeden. Bilimciler var, tamamen inançsız, ben bilimi bilirim, ilimi bilmem der. Aslında ilim de bilim de birbirinin içinde. Allah, Yahudi din bilim adamına da, Alman adama da, hepsi insanlığa hizmet ediyor. Hepsi aslında Allah'ın vesilesiyle konuşuyor ama dinleyene. Onun için yaşam koçu ve psikologların en iyi yaptığı şey dinlemek. Dinliyor, sorunu içselleştiriyor ama üzerine yük almıyor ve sorunlara ışık saçıyor. Valla katlandınız bana. Allah razı olsun. Bundan sonra parayla. Yok biz işte hani bizi bir kahve içmeye ziyarete geleceğiz demeyin. Yemezler. Beni kim dinlesin? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben bu arada da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Kereş bana bu zemini hazırladı ücretsiz. Sponsorlardan Allah razı olsun. Şu konuda da teşekkür etmek istediğim iki insan daha var. Yani kendi ailemden olan. Ablam psikiyatri hemşiresi Rukiye Akbıyık'tan çok şey öğrendim. Erkek kardeşim Murat Burak Akbıyık, Allah razı olsun, hayatta babamdan sonra parasını yediğim bir adam. Onun haricinde hep kendim kazandı. Ve Batı Yaç, yani açılımı Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti Başkanı Sina Çıladır'a çok teşekkür ediyorum. BBE'yi köşe yazarları yaptım. Hasan Sarıalp'e çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Evet, programımızın sonunda Batı Karadeniz Gazeteci, İnternet Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanımız Sayın Sina Çıladır. Şimdi arkadaşlar. Evet, Filizak Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün düşüncelerini bizlerle paylaştığı için, bu güzel söyleşiyi organize ettiği için değerli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür ve alkışı sizlere. Evet, bu geceyi bu anlamlı günü güzel anlamda kıldınız bir kez daha. Filiz Akbey, yaşam koçu, aile dizimi terapisti. İnşallah bundan sonra da sizlerle evde devam ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Ben Mustafa Bey'le babamların ismini taşıdığı için de kendisine de ayrı bir değerim var isminden ötürü. İsmiyle müsamma oluyorlar, vakur oluyorlar. Onu arada bir böyle hani takılı kalmaktan sürçülü insan oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, programımızın değerli. Teşekkür ediyoruz.